Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf günah yayınları Zoom Soru Bankası 5. ünite 2. kavrama testi ile dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar birinci sorumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler yukarıdaki şekilde D1 ve D2 doğruları birbirine paraleldir diyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sordu. A şıkkıyla başlayacak olursam. A ve E yöndeş açılardır. Gençler yöndeş demek aynı yöne bakan açılardır. Şimdi A'ya bakıyorum. Sol üste baktı. E'ye bakıyorum. Sol üste bakıyor. O halde yöndeş açılardır. Yani bu ifade doğrudur. B ve G dış ters açılardır. Gençler B'ye bakıyorum. Bakın D1 doğrusunun dışında ve sağ üste bakıyor. G, D2 doğrusunun dışında sağ 6, sol alta bakıyor. E evet, dışta ve ters yöne bakıyorlar yani. Doğrudur. E ve C yöndeş açılardır diyor. Şimdi E açısı burada gençler. C açısına bakıyorum. Bakın alta bakıyor. Birisi üstte birisi aşağı bakıyor. Yöndeş değil gençler bunlar. Bütünler açılardır. Karşı durumda açılardır. Yani bu ifade yanlıştır diyoruz. Ve C şıkkını işaretliyoruz. H ve F Evet bakın H ve F, bütünler açılardır. Yani toplamları 180 derecedir. Bu ifade de doğrudur diyoruz. Evet temizleyerek devam ediyorum gençler. İkinci soruya geçiyorum. Yukarıdaki şekilde D1 ve D2 paralel olduğuna göre X kaç derecedir diyor sordu. Gençler şöyle bakın. Yöndeş açılardan dolayı bu 3X'i bakın burasıyla burası eşittir diyorum ve 3x'i yukarı taşıdım. O halde burada bütünler açılar var. x 3x daha 4x yapar. Ve bütünler olduğu için 180 derece eşittir. O halde 4x 180 ise x'i bulmak için her iki tarafı 4'e bölersem x'in değeri 45 derecedir diyoruz. Ve B şıkkını işaretliyoruz. Evet temizleyerek devam edelim. Üçüncü soruya geçelim. Yandaki şekilde sokaklar birbirine, paralel olduğuna göre x artı y kaçtır diye sordu. Gençler bakın burada iç ters ters açıdan bakın burası x burası x'tir diyorum. Burada da karşı durumlu açılardan ikisinin toplamı 180'dir. O halde x artı 60 180 ise x'in değeri 120 derecedir. Şimdi gençler bakın burada yine ters açıdan dolayı y ile 60'ın değeri birbirine eşittir y 60 derecedir. E, benden ikisinin toplamını istediği ikisinin toplamı da 180 derecedir diyorum. Ve A şıkkını doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet temizleyerek devam edelim. Şekilde DC ve FG doğrular arkadaşlar paraleldir. BEG 2A artı 20 ve ABD 3A artı 80 derece olduğuna göre ABD A, B'de Yani şu 3A artı 80'in değerini istiyor. Şimdi gençler bakın yöndeş açılardan dolayı bakın bu 2A artı 20'yi buraya taşıyabilirim. Ve bunların tamamı 180 derecedir. O halde 3A artı 80 artı 2A artı 20 eşittir. Bütünler açılardan 180'dir. 3A, 2A da 5A. 80, 20 daha 100 yapar. Yüzük gönderdim karşı Eksi 100 olarak geçti. 5A 180'den 100'ü çıkartırsak 80 kalır. Her iki tarafı 5'e bölersek A'nın değeri 16 olur diyorum. A 16 derecedir gençler. Bizden ABD açısını istedim. ABD açısı 3A artı 80'di. Burada a'yı yerine yazacak olursam 3 çarpı 16 artı 80 3 kere 16 48 artı 80 80 ile 48 toplarsak da 128 derece olur diyorum ve D şıkkını doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet gençler devam edelim. Şöyle D şıkkını gösterelim ve 6. soruya geçelim. Yukarıdaki şekilde BA ışını ile DE ışını birbirine paraleldir. Buna göre BCD kaç derecedir? Gençler tabi bu soruların her, her birisinde birden fazla yolla çözebilirsiniz. Bakın ben burada kalem ucu kuralını kullanacağım. Kalem ucu kuralında buradaki 3 açının toplamı 360 derecedir. Buna diğer adı da arkadaşlar roket kuralı. Evet istediğimizi söyleyebiliriz. O halde ben buraya x dersem. x artı 125 artı 135 360 derece olacak diyoruz. Buradan x artı 125 ile 135'i toplarsam arkadaşlar 260 yapar eşittir 360'dan buradan x'in değeri 300 260'ı karşıya gönderme eksi 260 o halde x de 100 derecedir diyoruz. Gençler zaten bizden de BCD yani XC'si de A şıkkı doğru cevaptır diyorum. Tabi arkadaşlar bakın burada birden fazla yolla da yapabiliriz dedik. Şöyle kalemimin rengini değiştiriyorum ve ikinci yolla da göstermek istiyorum. Şimdi gençler ortadan şöyle üçüncü bir paralel çizecek olursam. Şimdi bakın burasını arkadaşlar eğer x diyecek olursam şu ikisinin toplamı 180 olması gerekiyor. Yani x artı 125 eşittir. 180'den buradan x'in değeri 55 olur diyoruz. Şimdi buraya da y diyecek olursak gençler yine karşı durumlu açılardan y ile 135'in toplamı 180 derecedir. Buradan y'nin değeri 45 derecedir diyoruz. E i̇kisini toplarsam 100 derece yine buluruz diyoruz. İkisinin toplamı 100 derecedir der. Yine A şıkkını bulmuş oluruz. Evet temizleyerek devam edelim. 7. soruya geçelim. Evet gençler 4. soruyu atladık herhalde. Önceki 4. sorumuza bakalım. Akıllı tahtanın uygulamasında biraz sıkıntı olmuş. Evet, Dördüncü soruya baktığımız zaman D1 ve D2 paralel olmak üzere hangisi yanlıştır diye sordu. E, F, B. E, F, B. Bakın bu açım ile BFG'nin F, G'nin toplamı. B, F, G. Yani bu açı. Evet arkadaşlar bakın bunlar birbirini bütünler açılardır ve bütünler açılar toplamları 180 derecedir diyoruz. Evet yani buna doğrudur diyorum. ABC açısı ABC bakın burası x diyecek olursam BFG BFG burası yöndeş açılardan birbirine eşittir gençler. Yani doğrudur. ABC yani x'ti gençler. DBF. DBF Gençler bakın buraya x derim ama bunlar bütünler değil gençler. Ters açılardır ters açılarında ölçüleri birbirine eşittir diyoruz ama bütünler dediği için bu ifade yanlıştır diyoruz ve sorumuzun cevabı C şıkkıdır diyoruz. Evet arkadaşlar bir de ABD'yi gösterelim. ABD yani şu x'imiz BFE 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 ABD ile ABD şurası gençler. Şu açımız ile BFE bu açımız yine yöndeş açılardan aynı yöne baktıkları için bu da doğrudur diyelim. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 7. soruya devam ediyorum. ABC'de paralel kenar olduğuna göre A artı B kaçtır diye sordu. Gençler paralel kenarda biliyorsunuz ardışık açılar toplamı 180 dereceydi. 4a artı 50 artı 110 eşittir 180 diyorum. Buradan gençler 4a artı 160 eşittir 180 ise karşıya gönderdim. Eksi 160 olarak geçsin. 4a eşittir 20. a'nın değeri buradan 5 olur diyoruz. Devam ediyorum arkadaşlar. a 5 ise bir de arkadaşlar B'ye baktığımız zaman paralel kenarda karşı açılar karşı durumda açılar arkadaşlar neydi? Birbirine eşitti ölçüleri. Yani 3B artı 50 eşittir. 110 derece artı 50'yi gönderdim. Eksi 50 3B eşittir. 110'dan 50'yi çıkardım. 60 kalır. 3B 60 ise B'nin değeri 20'dir. Benden A artı B'yi istediğim. 5 artı 20 25 derece olur sorumuzun cevabı A şıkkı doğru cevaptır diyoruz. Evet gençler temizleyerek 8. soruya geçelim. Evet yukarıdaki şekilde D1 ve D2 paraleldir diyor. ADE 40 ABC 130 olduğuna göre BAD kaç derecedir? Şimdi gençler bakın burada bütünler açılardan buraya 50 derece diyebiliriz. Şimdi şöyle gençler bakın bir M kuralı görüyorum m kurunda biliyorsunuz, ikisinin toplamı buna eşit olacaktı. O halde ben buraya x dersem. x eşittir 50 artı 40'tan 90 derece olur diyoruz. sorumuzun cevabına A şıkkını doğru seçenek olarak işaretliyoruz. Evet temizleyerek devam edelim. Bir sonraki soruya geçelim. Evet, 9'un soruya geldiğim zaman gençler yukarıdaki şekilde b a ve DE ışınları paraleldir. BCD 35, ABC 115 olduğuna göre CDE açısı, CDE alttaki açıyı söylüyor. Şimdi gençler bakın şöyle üçüncü bir paralel doğru çizecek olursam. Şimdi öncelikle burayı düşünüyorum arkadaşlar. Bakın burası 115'te bunun toplamı 180 olacak. Buraya x dersem x artı 115 eşittir 180 ise x eşittir 180 eksi 115 Evet buradan arkadaşlar ne yapar? Sıfırdan çıkmış. 10'dan 5 çıktı. 5. 7'den 1 çıktı. 6. 65 derece. Şimdi gençler bakın şöyle büyük bir U kuralı görecek olursam o halde 65 ile 35'i topladım. İkisinin toplamı 100 derecedir. Evet o halde D'yi bulmak istersek D'ye de Y dersem Y artı 100 Bütünler açılardan 180'dir. Y'nin değeri buradan 80 derece olur diyoruz. Ve C şıkkını doğru cevap olarak işaretliyoruz. Tabi gençler burada farklı yollarla da yapabilirsiniz diyorum. Evet onun söyleyi geçtiğim zaman yukarıdaki şekilde B, A ve D, e ışınlar paraleldir. B, C'de 50 C, 120 derece olduğuna göre ABC B, C açısı kaç derecedir? Gençler şöyle bakın üçüncü bir paralel çizecek olursam. Şimdi sırasıyla geliyorum arkadaşlar. Burası 120'si. 120 ise. Şimdi 120'ye 180'e tamamlayacak gençler. Bakın burası 60'tır. Şimdi burada 3'ü doğru açı oluşturur diyorum. 50, 60 daha. 110. 180'den 110'u çıkarıyorum. 70 derecedir. Şimdi buradaki açıyı arkadaşlar A diyecek olursam. A ile 70'in toplamı 180 olacak. O halde A'nın değeri buradan 110 derecedir der. B şıkkını işaretleriz. Evet gençler devam edelim. Bir sonraki soruya geçelim. Evet 11'in soruya geldiğimiz zaman buna göre FGH açısı kaç derecedir? Gençler bakın burada zikzak kuralından bahsedelim. Sağ bakanların toplamı sola bakanların toplamına eşit olacak. O halde x artı 40 artı 70 eşittir. Sırayla yazıyorum. 35, 65 ve 55'in toplamı. Şimdi x 40, 70 daha 110. x artı 110 eşittir. 35, 65 ve 55 toplarsam da 150 5 derece. 110'u gönderdim karşıya. Eksi 110. O halde x'in değeri 45 olur diyoruz. Evet x'i zaten istemişti bizden. A şıkkını da doğru cevap olarak işaretleriz. Evet gençler devam edelim. 12. sorumuza geçelim. Evet 12. soruya geldiğim zaman gençler yukarıdaki şekilde D1 ile D2 paraleldir diyor. ABD 100, EAC 50 derece olduğuna göre BAC açısının ölçüsü BAC benden buradaki açı istiyor. Şimdi gençler bakın şöyle bir tık kalınlaştırıyorum. Ve şöyle bir Z harfi çizecek olursam Z kuralından bahsedeceğim. Şimdi bakın bu açı bu açının tamamına eşittir. Yani burası 100 derecedir. O halde buraya x dersem x artı 50 100 derece ise x'in değeri buradan 50 derece olur diyoruz. Ve D şıkkını doğru cevap olarak işaretliyoruz. Evet gençler bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.